bir boşanma süreci de yaşayacaksın. O da kolay bir süreç değil. Şu anda Mehmet Kayhan telefon attığında. Alo. Alo. Dileğin eşi. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar Mehmet Bey. Nasılsın Hüseyin? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Dilek Hanım merhaba. Dilek sana da merhaba diyor. Mecburiyetten merhaba. Ya şimdi şöyle anlatayım ben. Şimdi bana rahatsız veya hasta değil mi diyorsunuz? Evet. Evet. Şimdi efendim. Şimdi Türkiye'de bir istatistiğe göre Türkiye'nin %45 insan Türkiye'de rahatsız ve bir sürü ilaç kullanıyor. Bir sürü psikolojik ilaç kullanıyor. Tabii. Bunların hepsi ayrılsa Türkiye'de evli kalır mı? Kalmaz değil mi? Evet. Yani ben şimdi doktora gittim kardeşim. En son bana dediği şu. Ben size yalan konuşmaya ihtiyacım yok. Yalan konuşarak ben konuşmadım hayatımda. Yalan konuşmaya ihtiyacım yok. Yaptığın doğru doktora yok ki o yüzden. Söylediğim ne doğru yanlış şey yaptın Dilek? Her şeyin yanlış. Hayatın yanlış. Mesela bir şey söyle. Bir dakika ben somut olarak ben sana ne yaptım? Ya evlenirken hastalığını bana söylemediniz. Yo, hiçbir şey bilmiyorum. Ne? Söylemedim ve Hülya Hanım'la gittim raporu aldığımda ben gördüğüm şeylere inanamadım ya. Bilmediğim o kadar çok şey varmış ki. Ne varmış? Neyi biliyorum ben, sadece ufak tefek bir rahatsızlık geçirdiğini biliyorum. Dilekçiğim bak canım. Yatmışsın canım, yıllarca. Canım bak canımın içi. Şimdi be. Şey yok. Canımmış. Ben sana doktorun söylediklerini açıklamıştım. Mizaç bozukluğu var sana demişti. Tamam. Şu anda ben iyileşme durumundayım. İyileşiyorum. Evlendiğinizden beri hep iyileşme durumundasın. Bir türlü iyileşemedin. Evet. Fırsat vermiyorsun ama. Senin bana yaptıklarını anlatmıyorsunuz orada. Benim sana yaptıklarımı anlatıyorsun. Peki Anlat. Ben sana ne yaptım kızım yani? Ben sana ne yaptım? Ne yaptım ben sana? Somut olarak ortaya koyun kardeşim. Ben en şimdi son bana ne yaptın diyorsun değil mi? Bu ev niye böyle? Niye böyle? Niye? Ne? Bana sorulmadan gidip o ev boşaltılıyor. Komşularım bana haber vermezse benim haberim olmayacak, gideceğim. Ya kızım, bütün eşyalarım kızım, bile en incesine ya kadar. Kızım, bu ne? Kızım bak. Bir şey kızım deme bana sana ya. Sen evde olmazsan eşyanın ne emniyeti var? He? Ondan sen evde alıyorsunuz. Eşyanın ne emniyeti var? He? Eşya mı istiyorsun sen? Ben zaten o evde değilim. Ne anlamı tamam, var? Daha ne? Niye o zaman eşyaları alıyorsun? Bak çocukları alma meselesini diyorsun. Çocukları almana ben karşı değilim ki. Babanın evi çok döküntü. Depremde yıkılacak diye bak. Geçen depremde ben kiraladığımız eve siz gelmediniz mi? Hani Ayvalık'ta deprem oldu Mehmet da Bey. Her taraf sallandı. He. Mehmet Bey efendim, bugün çok keyifli tarafınızdasınız. Ben de öyle size sohbet etmek istiyorum. 3 aydır sevgili Dilek çocuklarını neden göremiyor? Telefonla niye bak evet, konuşturmuyor? Evet neden göremiyor? Hiç alakası yok, aramadı ki. Yani ben suçlamak için söylemiyorum ama. Kayıtlar elimde. Bir aydır hepsini aramıyorum. Hepsini kayda aldım. Esra Hanım. Hepsini kayda aldım. Arasın. Bu boşanma sürecinde geçici velayet hakkını aldı. Çocukları tamam, gelip kendiniz anneye teslim edecek misiniz? Edeceğiz tabii, ne demek annesidir yani, ben ne? Öyle bir şey olabilir mi yani? Madem hak ettiniz vereceğim. Yarın başka bir şeyden. Ya da Dilek, biz Dilek'le beraber gelsek, çocukları alsak olur mu? Hem çayınızı kahvenizi de içeriz. Olur. O evi istiyorsa ama ben orada annesinin dibinde oturmak istemiyorum. Ben tatlım hayır, bak. Hayır, onunla oturacağım senin de, zannediyor. Senin de ikinci evliliğin. Senin de ikinci evliliğin. Sen hayallere tamam devam et. Benim de ikinci hayaller evliliğim, tamam mı? He? Efendim? Mehmet Bey de gelecek çocuklarla birlikte. O şimdi o hep öyle gider. Gelirken Mehmet Bey, ben yanlış anladım. Sizi düzeltin lütfen. Çocukları teslim edeceksiniz. Siz de mi Dilek'le yeniden yaşama devam etmek istiyorsunuz? Evet. Niye istemeyeyim? Niye hayır, istemeyeyim? Hayır. En doğal hakkınız tabii. Bunu da kabul edecek olan, tek cevabını bana verecek olan mı Dilek. Bana soruyor musun?
Dilek soruyorum istiyor tabii. Musun? Gel evine oturalım. Ben seni hep şekerparem, tatlım kıymetlim diye sevmedim mi Dilek? Senin bana bir güzel lafın var mı ya Allah aşkına ya? Güzel güzel tatlı tatlı geçinelim. Bir zorumuz yok. Fuzulü zor çıkarmayın kardeşim. Allah yani Allah. Dilek he. Ortada bir şey yok. Allah Allah. Senin gibi güzel bir insanı bırakıyorum, özür dilerim ya gerçekten. Ben bırakıyor diyor, hani, musun? Ayrılıyoruz biz diyor Mehmet Bey. Ben davayı açtım. Sen bilirsin, ben sana zorla bir şey yapmadım. Ama bu çocuklar yarın öbür gün senin bu televizyona çıkmanı, yaptıklarını görürlerse sen utanırsın. Sen çocuklar senindir. Ne yaptı? Ama utanılacak hesap, ne yaptı? Hesap isterler onlar. Ben değil. Utanılacak ne yaptı? Onlar senden anne niye böyle yaptın derlerse ne diyeceksin? Diyeceksin ki. Diyecek ki o zaman. Baban şunları şunları yaptı. Diyecek. Babanız. Ne diyecek? Babanız. Babaanninizle beraber sizi benden kaçırdı. Ben yapayalnız çaresiz de bir kadındım. Bak Esra Hanım. Efendim? Esra Hanım. Ya bak Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Ben burada okula yazdırdım. Ne kaçırması? Gelip kendi görmedi ki. Aramıyor ki kardeşim. Allah Allah. Ben suç bulmak için söylemiyorum da. Yalan ya konuşmasın benim var aklımla ya. Oynuyor. Yıllarca bunu yaptı ya. Benim aklımla yıllarca oynadım böyle ya. Ne oynadım? Ne aklımla oynadım? Ben çocukları mı kaçırdım yani senden? Kızım, çıldıracağım ya. O ev. 9 yıl boyunca böyle benim aklımda oynadı. Ben hala gerçekten nasıl sağlıklıyım ya? Gerçekten inanamıyorum kendime ya. Asıl ben nasıl sağlıklıyım yani? Mehmet Bey, avukatınızla görüştünüz mü? Şu anda müşterek konutta oturma hakkını aldı Dilek Hanım. Bu konuda bilginiz var mı? Yok, bilgim yok. Görüşmedim avukatla. Vekilinizle bir konuşun isterseniz. Boşanma sürecinde olduğunu tabii bakın. Boşanma davası açılır falan ama... Daha mahkeme bile olmadı. Ne boşanma süreci? Yani bir mahkemeye çıkalım ya. Ya öyle istiyorsa öyle yaparız hanımefendi. Yani Hülya Hanım. Bakın. Gönül ister ki yuvanız tekrar kurulsun. Ama sonuçta Dilek Kayhan'ın size karşı açmış olduğu bir boşanma davası devam ediyor. Duruşma günü henüz verilmedi. Çünkü daha henüz dilekçelerin teatisi aşamasında. Ama... Ne aşamasında? Dilekçeler yazılıyor karşılıklı olarak. Sizin avukatınız yazıyor, süre istemiş. Ama bu arada mahkemede geçici velayeti Dilek Kayhan'a verdi. Esra Hanım da size şunu sordu. Çocukları gelip Dilek Kayhan alsın mı, siz mi teslim edeceksiniz? Nasıl isterse kendi bilir. Soralım Dilek'e. Biz getiririz. Sen nasıl istersin? Biz gidip alalım mı? Getirsinler mi? Hangisinde içinde? Ben onlarla karşılaşmak istemiyorum. Onlarla karşılaşmayacağım. Hangi şekil olursa ben o şekil istiyorum gerçekten. Peki. Yüz yüze gelmek istemiyorum. Biz adam yeriz yani. Ha. Ne diyor? Allah Allah. Yok canım, estağfurullah. Ya, ben senden dakika, korkuyorum hanımefendi. Artık. Buyurun. Dilek şekerparem, gel evine oturalım insan gibi. Güzel güzel geçinelim. Ne istiyorsun yani? Ne elde edeceksin? Bir şey de alamazsın kızım. Bir şey alamazsın bugün işte. Çocukları da sana bırakacak değilim. Tamam mı? Onları da en iyi şekilde bakacağım. Efendim, insan gibi geliyorsan otur evine. Tamam mı? Ya yer silmişsin, halı silmişsin. Ulan bütün hanımlar onu yapıyor ya. Ya yer sildim, halı sildim ne demek bu ya? Ben de gittim çalıştım kardeşim. Allah Allah. Çalışmadın mı yani? 15 sene öğretmenlik yaptım. Bu memlekete hizmet ettim. Sana getirdim paraları ya. Ne istiyorsun sen? Sen olmazsan başka ben ne yapacaktım gerçekten? Olmasaydın ben ne yapacaktım gerçekten? Peki biz ne yapalım biliyor musun? Bence biz İzmir'e gidelim. Senin geçici velayet hakkın var ya. Hem böyle bir İzmir havası da alırız. Hem çocuklarını da alırız. Buraya da geliriz. Çok güzel. Hemen yarın değil mi? Bak gelin, Mehmet Bey'de gelin, ne kadar uyumlu. Gelin tamam. Tamam buyurun gelin hanımefendi yani. Kahvede içersiniz, yemek yersiniz. Hatta burada kalabilirsiniz. Yani 3 katlı ev fıstık gibi yatakları da aldık. Diyor ki çalmışım eşyaları. Ya eşyaları çocuklar için getirdik. Çocuklar oradaydı. Buraya geldi. Nerede yatacaklar? Burada siz niye gelip yatacaklar. Almadınız? Kız kardeşiniz gelip aldı. Siz niye gelip almadınız? Çünkü çocuğu okula ben getiriyorum Hülya Hanım. Sayın avukatım.
Çocuğu okula ben götürüyorum. Peki bir soru daha sorabilir miyim? Bu nakliye firmasının üzerinde o videoda şey var bir görüntü. Nakliye firmasının üzerinde not var. Mahallede yani sizin evdeki eşyalar alınırken mahallede bulunan hiç kimseye adres sorulmayacak. Evet. Evet. Sadece müşteriyle bağlantı kurulacak. Haberim yok ondan Esra Hanım. Vallahi haberim yok. Bak samimiyetle evine gelecekse, güzel güzel oturacaksa, anneme babama bana saygı gösterecekse gelsin. Senin kız annen söyledi ki beni bir dakika dinler misin? Annen söyledi ki benim kızımın bu konularla hiçbir alakası yok. Kızımı karıştırmayın. Benim o gün gittiğimde evimden kızı çıkıyor. Acaba? Nerede yazıyor kızın ismi? Bak nakliye sözleşme. Nakliyeci Elif kimdi? Görümcem. Görümcem. Hiçbir alakası yok bizimle eşyalar ilgili. Eşyalar nereye gidiyor? İzmir Menderes'e. İzmir'e. Evet, adres kimseye... Burada eşya yoktu. Kimseye adres sorulmasın diyor. Akşam diyor 18 diyor. Önemli o saat. Evet. Bu arada siz yuvanızı dağıtıyorsunuz ama bundan Dileğin haberi yok. Niye? Yuvamı dağıtmıyorum. Bıraktı gitti diyorum. Ben ne yaptım ona? Ben o somut bir şey söyleyeyim kardeşim. Yalnız... Çocukları kaçıran, anneden saklayan, çocukları 3 aydır göstermeyen kim Mehmet Bey? Peki şimdi çocuklar buradayken, İzmir'deyken o oradan ışınlan görebilir mi? Gelsin buraya görsün, görmesin mi dedik? Çocuklar niye oraya gidiyor ya? Bu avcılarda da eviniz var. Niye oraya değil de İzmir'e? Neden? Çünkü tatil yeri canım burası. Tatil yeri. Ama deniz var burada. Ama okullar tatil olmadı. Siz çocuklar bu işe... Okula gidiyor. Markalar oynuyorlar. Şu anda annenizin 5 ay hapis cezası var oğlunuzu kaçırmaktan. Ben o dosyaları da elde ettim. 5 ay hapis cezası var. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmış. Ama şu anda çocuklar yine annenizin yanında. Ve kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı var. O zaman, ve ben o dosyanın içerisinde olacaksa... sizin rahatsızlıklarınızı zikretmek istemiyorum. Aynen, annenizin edin, beyanlarını... Edin ya, edin. Lütfen edin ya. Ne rahatsızlığım varmış benim? Oradan öğrendim ki anneniz gerçekten oradaki ifadesinde savcılığa ve mahkemedeki beyanlarında Dileğe ve ailesine rahatsızlığınız konusunda bir bilgi verilmemiş. Olabilir. Ha. Rahatsızlıkları da insanlar kabul edip evliliği devam ettirebilirler. Aynen, aynen. Ama etraftaki insanlar... Kollamak yerine anneniz bakın aşırı bir mücadele göstermiş. Aslında tam tersi olması lazım. Elif Hanım yerine sizin eşinizi aramanız lazım. Oturup konuşmanız lazım. Elif Hanım'ın haddine değil. Sizin evinizin eşyalarını götürmek. Gelin yarın konuşalım. Siz şimdi gelin annemin... çocukları getirin. Ha? Siz gelin getirelim. Çocukları getirin. Tamam geliriz. Ne zaman? Pazartesi geliriz. Söz mü? Söz tamam. Sözünüze inanabilir miyim? Güvenebilir miyim? Sorun Dileğe bakayım ben yalan konuşuyor muyum? Yani itimat ediyorum sözünüze. Gelir peki, mi diye? Teşekkür ederim sağ olun. Ya onun ben 15 sene öğretmenlik yaptım. Bilemeyeceğim. Yani yalan ne lazım değil bana. Ne sözüne ne kendisine güveniyorum. Evet. Ama benim bakın endişe ettiğim nokta neydi? Neydi? Onların evi şey. Dileğe biz zorlama yapmadık. Ayrılırsa kendi bilir. Kendi bilir. Yani... Ben ona zorla şey ama beni sevmedi. Beni bu kadar tanıyorsa, bana itimadı varsa, ben onu hiçbir zaman kötü düşünmedim. Onu her zaman başımın üstünde taşıdım. Onu seviyorum. Ama yani ben bu durumda ne yapayım yani? Ne yapayım? Şimdi Mehmet Bey, çocuklarla beraber pazar günü geliyorsunuz değil mi? Evet. Söz mü? Söz. Peki. Teşekkür ediyorum. İnşallah itimat ediyorum sözüne. Yok. Bu sefer güvenmek istiyorum ve bekliyorum seni pazar günü. Ne olur beni hayal kırıklığına uğratma de. Yani artık güvenmek istiyorum gerçekten. İnşallah getirir çocuklarımı. Peki. Teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız için de. Sağ olun. Dilekciğim vallahi sen de ne yapmışsın ya? Kötü fena oldum. Size Hülya Hanım siz. Kötü fena oldum. Gerçekten Hülya Hanım'a size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Çocuklarını al ondan sonra. Ben senin gibi güçlü anneleri görmek istiyorum Türkiye'de. Tamam mı? Seni ayakta alkışlıyorum. Çok sağ olun. İçin. Çok teşekkür ederim. Sayenizde. Kaleme gidip evraklarını kendi aldı. Elden takip yetkisi dediğimiz şeyi bakın.
Hukuk fakültesindeki yeni öğrenciler, stajyerler yapıyor ama Dilek bunları yapabildi. Siz de yapabilirsiniz. Aynen. Evlatlarınız için asla mücadele etmekten vazgeçmeyin. Rol model olduğun için ben sana teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim size. Çok seviyorum sizi. Allah razı olsun.